Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 10. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız tam gaz devam ediyor ve geldik 5. üniteye arkadaşlar. Yani destan ünitesine. Destanla ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu videoda tüm detaylarıyla sizlere aktaracağım. Yani sınavda derste bilmeniz gereken her şey bu videoda sizi bekliyor. Öyle hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım ama öncesinde ufak bir ricam var. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de beğenerek, abone olarak beni desteklemiş olursunuz. Hayır hocam ben desteklemek istemiyorum. Sadece izleyeceğim diyorsanız da canınız sağ olsun. Öyleyse derse başlayalım arkadaşlar. Destan nedir? Öncelikle bir tanım yapalım. Destan, bir milleti derinden etkileyen uzun yıllar iz bırakacak büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik gibi durumların uzun bir şekilde anonim olarak, manzum olarak ifade edilmesine destan denir arkadaşlar. Yani bir milletin başına öyle bir olay gelmeli ki bu olay o milleti derinden etkilemeli, unutulmamalı, halklar arasında bu olay sözlü olarak yaşamaya devam etmeli, kendiliğinden oluşmalı. İşte arkadaşlar biz buna destan diyoruz. Şimdi destanların özelliklerine tek tek bakmaya devam ediyoruz. Destanlar ulusların tarihte yer almaya başladığı dönemlerin ilk ürünleridir arkadaşlar. Mesela bizim ilk edebi ürünlerimizi destanlar oluşturur ki biz destanlar sayesinde Binlerce yıl öncesindeki Türkleri biliriz, tarihimizi biliriz, kültürümüzü, yaşantımızı biliriz. Yani destanlar arkadaşlar son derece önemlidir. Peki sadece bizlere özel bir şey mi? Hayır arkadaşlar bir Alman içinde, bir Yunan içinde, bir Rus içinde, bir Japon içinde, bir Hintli içinde destanlar önemlidir. Onların binlerce yıllık önceki tarihlerini bu destanlar bizlere aktarır. Dolayısıyla bu söylediklerimden özet olarak şunu hemen çıkarmamız gerekiyor ki destanlar milli bir özellik gösterir. Yani her destan ait olduğu toplumun geçmişini yansıtmaktadır arkadaşlar. Türk destanı Türkleri anlatır. Bu bakımdan millidir diyebiliriz destanlara. Destanlar uzun bir süre varlığını sözlü gelenek yoluyla sürdürdüğü için arkadaşlar buna inanılmaz derecede abartı katılmıştır. Dolayısıyla aklınızdan çıkarmayın hiçbir zaman. Destanlar olağanüstü özelliklerle süslenmiştir arkadaşlar. Olağanüstü olaylar, durumlar destan için olmazsa olmazdır. Destanlar anonimdir. Yani kim tarafından söylendi belli değildir. Halkın ortak malıdır ve genellikle manzum olarak oluşturulmuşlardır. Yani şiir şeklinde destanlar söylenir arkadaşlar. Her ikisinin anlayabileceği bir tarzda sade bir dile sahiptir. Neden? E çünkü sözlü, çünkü halkın arasında yaşıyor. Ağır bir dil olması mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Ve arkadaşlar yine önemli bir nokta. Destanlara biz edebiyat içerisinde aslında epope deriz. Epope kavramı duyduğunuz zaman hemen bunun destan olduğunu anlayın. Sorularda bu şekilde karşımıza çıkarsa da sakın şaşırmayın. Destanların kahramanları arkadaşlar seçkin kişilerden oluşur. Yani destanlar aslında seçkin insanların hayatlarını anlatır diyebiliriz. Anlatılanlar abartılı olabilir ama o kişiler tarihte gerçekten vardır. O olaylar gerçekten yaşanmıştır ama abartıldı gibi de tabii ki olmamıştır. Bu noktayı hiçbir zaman gözden kaçırmayalım. Biz destanları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi doğal destanla yapay destanların özelliklerine göz atalım. Öncelikle doğal destanlar. Doğal destan zaten adı bize ipucu veriyor. Toplumların tarihinde derin bir iz bırakan olay sonrasında sözlü gelenekte kendiliğinden oluşan ve 3 aşamadan geçen destanlara biz doğal destan diyoruz. Peki nedir bu 3 aşama? Şimdi madde madde görelim. Birinci aşama arkadaşlar oluş safhası. Yani olayın meydana gelmesi. E, olay meydana gelecek ki halk bunu anlatmaya başlasın. İkinci aşama yayılış safhası. Yani olay meydana geldi. Mesela büyük bir savaş kazanıldı. E ne olacaktır? Bu halkın arasında anlatılacaktır arkadaşlar. Yüzlerce yıl belki de sürecektir bu anlatım. İşte bu sırada da zaten bu işe ne katılır? Bolca abartı katılır. Ve sonunda birisi çıkar der ki ya şu bölgede şöyle bir destan var. Ne yapalım bunu alıp derleyelim yazıya aktaralım aman kaybolmasın der. Ve bu şekilde destan oluşum safhalarını tamamlamış olur. Yani arkadaşlar oluş safhası yayılış safhası ve derleniş olmak üzere 3 aşamadan oluşur doğal destanlar. Peki şimdi dünyada hangi doğal destanlar var? Dünyadaki en önemli destanlara şöyle tek tek bakalım arkadaşlar. Öncelikle Yunan destanları olan İlyada ve Odesa gerçekten oldukça meşhurdur arkadaşlar. İran edebiyatında ise Şehname vardır. O da son derece meşhurdur. Fin edebiyatında Kalevela, Fransız edebiyatında şansonda olan Almanların ise Nübelingen vardır. Sümerlerin yine çokça meşhur bir destanı Gılgamış vardır. İngilizlerin Bifu, İspanyolların Lechit, Rusların Igor, Hintlerin Ramayana oldukça meşhurdur. Japonların Shintos arkadaşlar oldukça meşhurdur. Bunlar yine kitapta karşımıza çıkıyor. Sınavda belki hocalarımız sorabilir. En azından aşina olmakta fayda var. Dedim ve şimdi geldik yapay yani yapma destanlara. Bunun için ne diyeceğiz hemen bakalım herhangi bir tarih olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara biz yapma destan deriz arkadaşlar. Anonim değillerdir. En önemli farkı budur doğal destandan. Doğal destan kendiliğinden oluşur bir olay sonrasında. Evet yapma destanda da kesinlikle anlatılanlar gerçek bir olaya dayanır ama hemen öyle halkın arasında sözlü olarak oluşmasına vakit kalmadan Birisi çıkar o olayı destanlaştırır arkadaşlar. Bu şekildeki destanlara biz yapma destan deriz. Dolayısıyla yakın bir tarihte yaşanmış olay olabilir. Mesela doğal destanda olay meydana geldi. O olayın destan haline gelmesi, abartının katılması, halkın arasına yayılması belki de onlarca yüzlerce yıl sürecektir. Ama aynı şey yapma destan için geçerli değil. Atıyorum Çanakkale Savaşı olmuştur. Ardından iki sene geçer. Bir şair bu olayı destanlaştıra bilir arkadaşlar. Bu önemli bir farklı. Bir diğer fark ise zaten yapma destanların anonim olmamasıydı. Bir diğer fark oluş, yayılış, derleniş aşamalarından geçmemiş olmasıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç özelliği hiçbir zaman aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Ve şimdi dünyadaki bazı yapay destan örneklerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yapma destan denildiği zaman Tasso'nun kurtarılmış Kudüs'ü ve Dante'nin ilahi komedyası oldukça meşhurdur. Yine bunun dışında İtalyan edebiyatına Ariosto'nun Çılgın Orlando'su vardır. Latin edebiyatında Aeneis vardır. İngiliz edebiyatında ise Milton'un Kaybolmuş Cenneti vardır. Peki bizim edebiyatımızdaki yapma destanlar nedir? Bakın bunlar da son derece önemli. Öyle ya da böyle karşımıza çıkacaktır. Öncelikle arkadaşlar Kuvayi Milliye Destanı Nazım Hikmet tarafından yazılmış muazzam bir destandır arkadaşlar. Kitabımıza da yer alıyor. Mutlak okuyun. Orada Kuvay Milli hareketini görmekteyiz. Bunun dışında Fazıl üstü dağlarca'nın üç şehitler destanı, Çakırın destanı ve 19 Mayıs destanı yine oldukça meşhurdur. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine, Cahit Külebin'in ise Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda meşhur yapma destanlardır. Ama en çok karşımıza çıkan arkadaşlar Kuvay Milli destanıyla Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine Bu iki eseri de hiçbir zaman unutmuyoruz. Dedim ve geliyoruz arkadaşlar Türk edebiyatındaki destana. Arkadaşlar az önce de bahsetmiştim. Her toplumda, her millette olduğu gibi bizim de edebiyatımızda en eski ürünler destanlardan oluşmaktadır. Yani arkadaşlar edebiyatımızda şiir yokken, roman, tiyatro vesaire bunlar yokken ne vardı? Destan vardı. Ve Türk destanlarında en çok karşımıza çıkan motifler ise at, ışık, ağaç, ok ve bozkurt'tur arkadaşlar. Bunlar çokça kullanılır. Mesela ışık arkadaşlar, ağaç genellikle Hakan'ın, hükümdarın evlendiği kadın böyle gökyüzünden bir ışık içerisinde mesela Oğuz Kağan'ın eşi böyle ışık içerisinden inmiştir yeryüzüne, gölün ortasındaki bir ağaç kovuğuna. Bu çokça karşımıza çıkan bir motiftir. Yine arkadaşlar at önemli tabii ki. Bunun dışında bozkurt yani bir kurt miti de bizim destanlarımızda bolca karşımıza çıkmaktadır. Ve arkadaşlar biz genellikle tarihimizi ve eski yaşantımızı, kültürümüzü bu destanlar üzerinden takip etmekteyiz. Bu da bize edebiyatla tarih arasındaki ilişki gösterir. Dönem başında bolca konuşmuştuk. İşte arkadaşlar ona güzel bir örnek. Biz en eski tarihimizi aslında bu destanlardan öğreniriz. Bu bakımdan da destanlar son derece önemlidir arkadaşlar. Biz Türk destanlarını, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları ve İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları olarak iki başlıkta inceleyebiliriz. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarına göz atalım. Bunların hepsi birbirinden önemli arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bu tablo bilmeniz gerekiyor. Yani bunu hocanız soracaktır. Zaten bu konu ikinci dönemin birinci sınavında karşımıza çıkacak. Klasik bir sınav olacak. Ben inanıyorum ki hocalarımızın %90'ı bunu sorar arkadaşlar. Yani Türk destanlarını bilmiyorsanız gerçekten büyük bir ayıp etmiş olursunuz. Nedir peki Türk destanlarımız? Bakalım arkadaşlar. Öncelikle en eski destanlarımız Altay, Yakut dönemine gider. O dönemde Yaratılış Destanı vardır. Sakalar döneminde Alpertunga ve Şu Destanı vardır. Hun döneminde Oğuz Kağan Destanı vardır. Göktürk döneminde Bozkurt ve Ergenekon Destanı vardır. Ve Uygur döneminde arkadaşlar Türeş, Göç Destanları son derece önemlidir. Peki bu destanlar neleri içerir? Konu olarak nedir? Bunları da hızlı hızlı değinelim. Mesela arkadaşlar Yaratılış Destanı, geçen seneki ders kitabımızda bu vardı. Burada Altay ve Yakut Türklerinde dünyanın yaratılış efsanesi anlatılır. Yani bu destan aslında evren nasıl yaratıldı? Tanrı neler yaptı bu evreni yaratırken? Bu bizlere aktarılmaktadır arkadaşlar. Gelelim Alper Tunga destanına. Arkadaşlar Alper Tunga Saka Türklerinin bir hükümdarıdır. Ve İranlarla bir mücadeleye girer. İşte arkadaşlar o mücadele bu destanda karşımıza çıkar. Alper Tunga son derece meşhur biliyorsunuz. Alper Tunga öldü mü? Issız acın kaldı mı? Ötlek öcün aldı mı? Emdi yürek yırtılır şekli bir de ne vardı? Meşhur bir sagu vardı. İşte Alpertunga bu Alpertunga arkadaşlar. Alpertunga'nın kahramanlıkları burada destan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sakalar dönemine aittir bu destan. Yine Sakalar döneminde hükümdar Şu'nun Makedonya kralı İskender ile yapmış olduğu savaşları anlatan bir şu destanı da mevcut arkadaşlar. Geliyoruz Hun dönemine. Oğuz Kağan destanı var. Burada arkadaşlar Oğuz Kağan, onun kahramanlıkları, mücadelesi ve o dönemki Türk yaşamı bu destan üzerinden bizlere aktarılır. Bozkurt destanı ise arkadaşlar Göktürk döneminde oluşmuş bir destandır. Türkler bir baskına uğrar, yok olmanın eşine gelir, bir tane genç kurtulur yaralı olarak. O yaralı gence bir kurt bakar ve bu şekilde Türk soyu çoğalır tekrar. Bu olay Bozkurt destanında anlatılır ki Bozkurt destandaki o kurt motifi dediğim gibi Türkler için önemlidir arkadaşlar. Geldik Ergenekon destanına. Yine Göktürkler döneminde oluşmuştur. Orada arkadaşlar yine Türkler bir savaşı kaybederler. Çok az sayıda kalırlar. İki aile olarak bir daha yerleşirler. O dağda zaman geçer ve nüfuslar artar. Sonra o demirden dağı yakıp eritirler. Tekrar ovaya çıkıp öcünü alırlar. Ve ikinci kez devleti kurarlar arkadaşlar. Bu destanda da bu anlatılmakta. Türeş destanı ve göç destanındaysa arkadaşlar Uygurlar hem Türeşlerini anlatmışlardır hem de bir kıtlık sonrasındaki göçleri bu göç destanında karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Böyle konu olarak kısaca destanlarımızı hatırlatmak istedim. Ve şimdi geldik İslamet'in kabulünden sonraki Türk destanları arkadaşlar. İslamet'in kabulünden sonraki Türk destanlarımızı şu şekilde bir tablo halinde paylaşabiliriz. Öncelikle Karahanlı döneminde Satık Buğra Han destanı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki İslamet'i kabul eden yani bir devlet olarak resmiyeten kabul eden ilk devlet Karanlı devletidir ve onun da hükümdarı Saltuk Burhan'dır. İşte İslamiyet kabul edilmesini anlatan bu destan Saltuk Burhan destanıdır. Kazak Kırgız Kültür Dairesi'nde dünyanın en uzun destanlarından bir tanesi olarak kabul gören Manas destanı vardır. Yanlış bilmiyorsam yaklaşık 500 bin beyitten oluşmaktadır arkadaşlar. Muazzam bir kültür hazinesidir diyebiliriz ve geldik Türk Moğol Kültür Dairesi'ne. Orada da Cengiz vardır. Tatar Kırım bölgesinde Timur ve Edige destanları vardır. Ve şimdi geldik arkadaşlar Anadolu'ya. Anadolu'da bildiğiniz gibi önce Selçuklar vardır. Sonra Beylikler vardır ve sonra Osmanlı vardır. İşte arkadaşlar Anadolu'da bu dönemlerde oluşmuş olan destanlarımız ise Seyit Battal Gazi destanı, Danışman Gazi destanı ve Köroğlu destanı. Ama arkadaşlar bunların birçoğunu biz destan olarak da kabul ediyoruz ama bazı kaynaklarda bu halk hikayesi olarak geçe bilir. Böyle bir şey olursa sakın kafanız karışmasın. Hocam Köroğlu aynı zamanda bir halk hikayesi değil midir? Danışman Gazi bir halk hikayesi değil midir? diye bana sakın itiraz etmeyin. Evet, aynen dedi Korkut gibi böyle destansı özellikleri de vardır. Halk hikayesine benzer özellikleri de vardır. Dolayısıyla nereye çekseniz oraya gelirler arkadaşlar. Dedim ve böylelikle aman Allah'ım destan konusunu bitirmiş olduk. Bakın son derece basit. Sadece burada belki destanları ezberlemeniz gerekir. Bunun dışında destanlar mantıken Kolay arkadaşlar. Ben bu videonun aynı zamanda PDF paylaşacağım. Siz o PDF'i indirir, şöyle hızlı hızlı bir şekilde tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Nasıl? Dersimizi beğendiniz mi arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz tekrar hatırlatıyorum. Lütfen bu videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun ve düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşın. Sosyal medya kullanıyorsanız özellikle Instagram şurada bir yerde çıkacaktır benim Instagram adresim. Çıkmazsa da videonun açıklama kısmında mevcut. Oraya tıklayarak Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Çok da mutlu olurum, memnun olurum. Öyleyse arkadaşlar, bana müsaade. Ben şimdi bir sonraki video hazırlık yapıyorum. Efsane bir video geliyor. E, konumuzun ismi de gerçekten efsane. O videoda tekrar buluşuruz. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Gelin ama.